Partikül Matematik kanalından herkese selamlar. Ben Melih Hocanız. Evet, lise tercih rehberliğinde 8. videoya gelmiş bulunmaktayız. Daha önce ilk videolarda da söylediğim gibi biliyorsunuz lise türlerini size detaylı bir şekilde anlatacağım demiştim. İşte bu video o video olacak. Şöyle yapacağız fakat hemen başta söylemek istiyorum. Lise türlerinde biliyorsunuz çok fazla lise türümüz var. Bu videoda sizlere Fen Lisesi ve Anadolu Liseleri ağırlıklı bir anlatım yapacağım. Yani bu okulların detaylarını vereceğim. İkinci bölümde İmam Hatipler ve Meslek Liseleri hakkında detaylar vereceğim. Çok önemli bir tercih yapacağım yapacağız ve bu tercihte her şeyi bilerek bence seçmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bu yüzden de ben biraz farklı bakış açılarıyla sizlere bunların hepsini anlatacağım. Bu arada eğer değilseniz kanala abone olarak özellikle tercih döneminde yapacağımız ve Ağustos ayında yapacağımız 9. sınıf kamplarını kaçırmadan takip edebilirsiniz ve tabii ki de videoyu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Artık hazırsak başlıyoruz. Şimdi ilk olarak ne demiştik bu videoda fen liseleri ve Anadolu liselerini anlatacağız. Öncelikle fen liselerinden başlayalım. Şimdi dediğim gibi genel geçer şeyleri söylemeyelim. İşte tıp istiyorsan, mühendislik istiyorsan fen lisesi daha iyi olur şeklinde değil de size biraz daha fen lisesinin detaylarına inmek istiyorum. 8 maddem var. Birinci maddesinde eğitim olacak. Yani fen liselerindeki eğitim nasıldır? Eğitim kesinlikle görecelidir gençler. Yani senin eğitimden anladığın ne? Hani öğretmenlerin mesela iyi olması mı? E burada da bütün okullarda her öğretmen iyidir demek ya da her öğretmen kötüdür demek doğru değil. Bu yüzden eğitim görecelidir diyorum. Fakat burada hemen bir parantez açıyoruz. Şimdi fen lisesini seçen öğretmenler genel olarak aslında iyi öğrencilerle çalışmak isteyen öğretmenlerdir. Sizler gibi biliyorsunuz öğretmenler de tercih yapabiliyor istedikleri okullar arasında. Dolayısıyla buraları öğretmenler tercih ederken alanında kendisini çok yeterli hissetmiyorsa bir fen lisesi öğrencisiyle çok karşılaşmak istemiyor açıkçası. Çünkü fen lisesine gelen bir öğrenci çok daha detaylı ve e, ince sorular sorabiliyor. E, dolayısıyla da bu yüzden biraz biraz daha bu okulları seçen öğretmenler buna dikkat ediyor açıkçası. Bu sebeple de işte karşınıza iyi öğretmenlerin çıkma olasılığı diğer Anadolu liselerine göre daha yüksek olacaktır. Bunu baştan bir parantez içerisinde söyleyeyim. Ama bunun aksi durumları da nadir de olsa karşılaşılabilir. Hani onu da görebilirsiniz. Fakat buralarda aslında fen liselerindeki en iyi öğretmenleriniz arkadaşlarınızdır. Bunu da unutmayın. Çünkü oraya gelen öğrenciler zaten çok çok iyi öğrenciler olduğu için konuları ve özellikle yapamadığınız soruları birbirinizden öğrenme olasılığı çok daha fazladır. İşte mesela kimyada bir sorun olduğunda atıyorum Ali'ye gidersin. Hani her herkesin iyi olduğu bir ders vardır. İşte ne bileyim fizikte bir sorunun olduğunda cana sorarsın vesaire. Hani bu şekilde sınıf içerisinde aslında her öğrenci senin, her arkadaşın senin bir öğretmenindir. Burada işte ne kadar sosyal olduğunuzla alakalı bir durum. Hani arkadaşlarla iletişimimiz çok çok iyi olursa fen lisesinden gerçekten verim alabileceğinizi söyleyebilirim. Genel olarak aslında şunu söyleyebiliriz. Faydalanmayı biliyorsanız fen liseleri size çok daha fazla şey katacaktır. Anadolu liseleriyle farkı noktasında bunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Çok iyi öğrenciler olur çünkü. Hatta derece yapan öğrenciler de olur. Peki bunun bir diğer artısı nedir? Mezun olduktan sonra bütün arkadaşlarınız, yani konuşmaya devam edersiniz çünkü en iyi arkadaşlıklar bence lisede kazanılıyor. Dolayısıyla o konuştuğunuz arkadaşların atıyorum pek çoğu doktordur ya da mühendis arkadaşlarınız olur. Bu gibi de avantajı olur. Yani bir sorununuz olduğunda, bir sorunuz olduğunda hemen arkadaşınızdan mesela bu gibi durumlarda yardım isteyebilirsiniz. Tabi aynı şekilde sizler de iyi bir yere geleceğiniz için böyle bir arkadaşlık ortamınız olabilir. Hani bunun olasılığı çok daha yüksektir. Şimdi ikinci ince söyleyeceğim madde şu. Fen liseleri kesinlikle proje tabanlı okullardır. Yani bu okula gittiğinizde kesinlikle her sene birden fazla sayıda projeye dahil olursunuz. Çünkü Milli Eğitim tarafında da bu okullara biraz baskı da vardır ufaktan. Çünkü Fen Lisesi'nden proje beklenir. Yani her TÜBİTAK zamanında ya da herhangi bir yarışmada Fen Liseleri proje olarak başı çekerler. İl ya da ilçenizde herhangi bir eğitim alanında ya da bilimsel tabanlı bir proje varsa ya da yarışma varsa Fen Liselerinden proje istenir. Yani bu yüzden şunu söylemeye getiriyorum lafı. Eğer böyle Arduino en blok tarzında hani bilgisayar kodlaması üzerine ortaokuldan biraz bunlara aşinasanız ya da istekliyseniz ya da bu bundan sonra artık bu tarz şeylere ilgi duymayı düşünüyorsanız, işte fiziksel olaylar vesaire ilginizi çekiyorsa ya da bilimsel, biyoloji tabanlı, kimya tabanlı şeylerde ilginiz varsa bir şey üretmek ya da bir proje yapmak istiyorsanız fen liseleri, Anadolu liselerine göre kesin sizin için bir sıfır önde olması gerekiyor. Çünkü buralarda dediğim gibi projeler çok önemlidir. Hem milli eğitim tarafından çok istenir hem de bu okullardaki zaten atmosfer bu yöndedir. Yani bir proje olduğunda, bir yarışma olduğunda bu okul kesinlikle buna katılır. Üçüncü maddemiz öğretim süresini zaten biliyorsunuzdur 4 yıl ve dilleri de İngilizcedir. Yani zaten kontenjan tablosuna da baktığınızda milletin en son yayınladığı bütün fen liselerinin yer aldığı hatta bizim sitemizde de partikülmatematik.com'da da bunu bulabilirsiniz. Türkiye'deki tüm fen liselerini bir araya getirdik. Ee, onlara baktığınızda bütün okulların yabancı dili İngilizcedir. İkinci dil olarak belki Almanca ya da yerine göre başka bir dil görebilirsiniz. Onun dışında İngilizce temellidir. Dersler İngilizce değildir yalnız. Sadece e, İngilizce göreceksiniz yani. İkinci yabancı dil de olabilir. Almanca vesaire. E, o okula göre değişkenlik gösterecektir. Gideceğiniz okulu seçerken buna da bakabilirsiniz. Üçüncü maddemiz bu. Yani öğretim süreleri 4 yıldır. Hazırlık burada avantaj mı dezavantaj mı o size bağlı. Bir diğer maddemiz dördüncü maddede hani en çok sorduğum sorulardan biri. Fen lisesine gidersem sözel bölüm açılır mı ya da eşit ağırlık gibi açılır mı? Bu bugüne kadar açıkçası görülmüş bir durum değil sevgili gençler. Çünkü bu bölümlerin bir kere bu alanların açılabilmesi için okulda en az sanırım 10 kişi olması gerekiyor. Toplanabilmesi gerekiyor. Yani 2-3 kişiye sınıf açılmıyor. Dolayısıyla böyle bir şey mümkün olsa dahi bu kadar sayıya ulaşılması gerekiyor. Zaten bu fen liselerinin öğretim programlarında kesin olan şeyler var. Mesela son sınıfa kadar matematik ve fen bilimleri dalındaki tüm dersler zorunlu olarak görülüyor. Yani sen şimdi oraya gidip zaten fizik, kimya böylece görürken sözel bölüm seçmen ...biraz saçmalık olabilir, e, mantıksız olabilir en başında. Dolayısıyla eğer böyle bir kararsızlığınız varsa... ...yani ben sayısal bölüm dışında başka bir şey seçmeyi düşünüyorum diye bir kararsızlığınız varsa... ...Fen Lisesi size göre değil, bunu söyleyebilirim. Eğer böyle bir şey net karar vermediyseniz. Yani burada şöyle bir duruma düşmüş olabilirsiniz. İşte bu sene puanınız iyi gelebilir, diğer derslerden dolayı iyi gelebilir. Belki de matematikte iki soruyu sallamışsındır ve tutmuştur. Ki o iki soru seni on binlerce hatta daha da fazla kişinin önüne geçirebilir. Bir Fen Lisesi'ne götürebilecek puanı sana getirebilir ekstradan. Bu gibi böyle durumlarda hani benim matematiğim aslında iyi değil ama işte bir şekilde yaptım bu sınavda gibi bir düşüncem varsa Kesinlikle fen lisesi sana göre değil diyebilirim. Çünkü bu okullarda matematik ve fen bilimleri oldukça ağırlıklı bir şekilde görülür. E, bu sene dolayısıyla ileride pişmanlığa sürükleyebilir. Bu yüzden iyi bir şekilde karar vermen lazım. Ha tabii böyle bir durumda şunu da diyebilirsin. Ya benim fen lisesine puanım yetiyor. Ben buraya bir kapağı atayım. Ondan sonra çok çalışırım bir şekilde hallederim gibi bir düşüncem varsa. Bu şekilde bir kararlı yapım varsa o zaman tercih edebilirsin tabii ki de. %100 seçme diye de bir şey söz konusu olamaz. Bir diğer kısmımız 5. maddemiz. Bu okul gençler homojen bir yapı vardır. Yani Fen liselerinde baktığınızda minimum tavan puanı ile maksimum işte o tavan puan arasında çok fazla değişkenlikler olmaz. Yani yüzdelikler arasında oynaklık çok fazla yoktur. Atıyorum birinci giren öğrenci %1 ile girdiyse sonuncu giren öğrenci de yüzde %3 ile filan girmiştir. Çok arada makas açık değildir ama bu mesela pek çok Anadolu Lisesi'nde fazlaca açıktır. Yani mesela bakıyorsunuz bir Anadolu Lisesi %2 ile girmiş birinci öğrenci sonuncu öğrenci yüzde otuzla girebiliyor ve bu iki arkadaş aynı sınıfta olabiliyorlar. Şimdi bu heterojen ya da homojen durumlar e, ileride sıkıntı yaşatabilir. İşte sen mesela çok iyisindir ama derslerde işte o anlamayan arkadaşlardan dolayı zaman kaybedebilirsin. Ya da tam tersi sen anlamadığın halde öğretmen anlayanlar çok diye hemen geçebilir. Sen anlamadığınla kalabilirsin gibi durumlar söz konusu olabilir. Dolayısıyla ben homojen yapıyı daha çok severim bundan dolayı. Ve 6. maddedeyim. Şimdi... Her şeyden öte fen liselerinin bir adı vardır. Yani mezun olduktan sonra da bu isim sizinle beraber gelir. Ne olursanız olun. Herhangi bir şirkete başvurduğunuzda mesela CV'nizi sunduğunuzda orada mezun olduğunuz lise nokta nokta fen lisesi yazdığı anda sizi ister istemez bir adım öne çıkaracaktır bu durum. Dolayısıyla da hani bu marka algısından dolayı bu reklamı da uzun yıllar kullanabilirsiniz. Yani ne olursa olsun bu da bir artı değerdir. Bunu da söylemekte fayda var bence. Bir diğer maddemiz 7. madde. Kitapları biliyorsunuz fen liselerinin farklıdır. Yani bir kitapçıya gittiğinizde e, matematik soru bankası alacaksın mesela. Fen liseleri için matematik soru bankası der ve bir de normal e, işte TYT AYT için matematik soru bankası yazar. Buradaki sebep ne? Fen liselerinde neden ayrım var? Çünkü fen liselerinde bir konuyu daha detaylı ve ayrıntılı görürsünüz. Çünkü zaten onun adı üstünde e, fen lisesi yapan şey budur. Neden ayrıntılı görürsünüz? Çünkü lisede biliyorsunuz ortaokul gibi aslında bir aracı kurumdur. Yani esas amaç sizi üniversiteye hazırlamaktır ve üniversitelerde daha rahat edebilmeniz için bu konuları daha detaylı görürsünüz. Mesela trigonometri diye bir konu var matematikte. Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi'nde bu iki konu görülür. Anadolu Lisesi'nde bu konuyu görürsün, trigonometriyi çok iyi öğrenebilirsin. Çok iyi yapabilir hale gelebilirsin. Harika hani her çıkan soruyu yaparsın. Ama fen lisesinde bu konuyu görürsün, öğrenirsin. Çok iyi yapar bir hale gelirsin. Ama onun dışında trigonometri nereden gelmiş, kim bulmuş, neden bulmuş, ne işe yarar gibi de pek çok ayrıntıyı da görürsünüz. Yani detayı da görürsünüz. Hatta belki genel müfredatta olmayan şeyleri de bu derslerin içerisinde öğrenebilirsiniz. Bu yüzden işte zaten diyoruz ki fen ve matematiğe gerçekten ilginiz varsa bu okulları tercih edin. Bu okullar size çok daha fazla katkı sunacaktır ve gerçekten üniversiteye gittiğinizde bir fen lisesi mezunu ile özellikle mühendislik bölümlerinde bir Anadolu Lisesi mezunu arasında fark oluşur bu sebepten dolayı. Geldim son maddeme. Şimdi fen liselerinde şöyle bir durum var. Hani çok fazla açılmaya başladığı için şöyle sorular gelebiliyor. Aynı puanda merkezde bir Anadolu Lisesi var ve bir de ilçede biraz daha uzakta bir fen lisesi var. Şimdi bu ikisi arasında nasıl bir tercih yapmalıyız? Hangisi öndedir? İşte bu maddeleri bir kere öncelikle çok iyi değerlendirmeniz gerek ve bu nokta noktada işte bir önceki videoda da anlattığım kriterlere de dikkat etmelisiniz. İşte ulaşım derdi biraz daha merkezi konumda olmasının avantajları vesaire bunları iyi değerlendirmelisiniz. Bu noktada ilçelerdeki biraz daha nispeten puanı düşük fen lisesi yerine belki de merkezdeki adı duyulmuş daha köklü olan Anadolu liseleri tercih edilebilir. Belki onların eğitimi ve özellikle de öğretmenleri fen lisesine göre bir tık daha iyi olabilir. Hani uzaktaki bir fen lisesinden bahsediyorum. Bunu da iyi düşünmelisiniz, iyi araştırmalısınız diyor. Ve geldik Anadolu liselerine da çok fazla madde yok zaten Fen Lisesi'ni anlatırken biliyorsunuz hep kıyaslayarak anlattım. 4 madde de hemen hızlı bir şekilde geçeceğim. Şimdi birinci madde Anadolu Liselerinin en büyük avantajı aslında size özgürlük sunmasıdır. Nasıl bir özgürlük? Alan seçme özgürlüğü. Biliyorsunuz Fen Liselerinde dediğim gibi sözel bölüm ya da hatta ötesinde eşit ağırlık seçmeniz bile zorken Anadolu Liselerinde bu durum daha serbesttir. Şöyle ki sizinle beraber zaten sözel seçmek isteyen öğrenciler çokça olduğu için hani Anadolu Lisesi'nde bu şekilde işte sözel bölüm, sayısal bölüm, eşit ağırlık ve dil bölümleri açılabiliyor. İkinci İkinci maddemiz bu okullara rağbet çoktur işte tam olarak birinci maddeden dolayı bir özgürlük verdiği için şu an mesela tam karar verememiş olabilirsin ve bu özgürlüğü elinde olsun istersin. Dolayısıyla da bu yüzden bunu düşünen çok fazla öğrenci olduğu için Anadolu liselerine rağbet çoktur ve fazla da sayıda Anadolu lisesi olmadığı için maalesef mevcutları diğer liselere göre bir tık daha fazla olabiliyor. Hele de bu sene biliyorsunuz daha fazla öğrenci olduğu için daha da fazla olacak. Bu da eğer sizin için bir kriterse aklınızda bulunması gerekiyor. Üçüncü kısımda sanat ve spor gibi alanlarda çok fazla hani ilgili olmak istiyorsanız yine bu okulları bir adım daha önde tercih edebilirsiniz. Fen lisesinde bunlar yok mu? Elbette ki var ama Netice olarak fen liselerinin önceliği biraz da hani proje yapalım, bilimsel bir şeyler üretelim, ortaya bir ürün çıkartalım şeklindedir. Hani ilk öncelik ki zaten oradaki öğrenci potansiyeli de biraz böyledir. Ama böyle herkes de işte çok çalışıyor, deli gibi çalışıyor gibi bir durumda illaki yoktur. Yine orada da bir sanat, spor alanları mevcuttur. Yani ilgilenirler. Fakat Anadolu liselerinde bu oran çok daha fazladır. Hani daha fazla şans bulabilirsiniz bu grupların içerisinde. Dolayısıyla bu sizin için önemli bir kriterse bir adım öne alabilirsiniz Anadolu liselerini. Dördüncü maddemiz hazırlık sınıfları pek çok Anadolu lisesinde vardır. Hani mevcuttur fen lisesine nazaran. Dolayısıyla eğer hazırlık okumak gibi bir derdiniz varsa hani bunu istiyorsanız işte ben bir yıl dile odaklı hani yabancı dil öğrenmek istiyorum. Buna zaman ayırmak istiyorum gibi düşünüyorsanız yine Anadolu liselerini tercih edebilirsiniz. Hazırlıkta ne görürsünüz? 4 saat bir kere edebiyat dersi görürsünüz. 20 ders yani 20 saat yabancı dil görürsünüz ki bir haftanın yarısı zaten yabancı dille geçer. Ondan sonra bir 4 saatte ikinci yabancı dil vardır, eğitime 3 saat matematik eğitimi vardır. Bunlar ortak derslerdir. Yani tüm Anadolu liselerinde hazırlık varsa eğer hazırlık sınıfındaki kesin derslerdir. Bunun haricinde dezavantaj olarak söyleyebileceğimiz fen bilimleri dersi yoktur. Yani ileride sayısal seçme gibi bir düşünceniz varsa bu bir sene boyunca herhangi bir fen dersi görmezseniz bu ...biraz unutkanlığa yol açabilir. Dolayısıyla bunu bir dezavantaj olarak sayabiliriz. Avantajı nedir? Yoğun bir şekilde dil eğitimi görebilirsiniz. Ama dersen ki ben ileride zaten bir yaz kursuyla dili geliştirebilirim... ...ya da evde kendim öğrenebilirim dersen... ...bu bir sene senin için kayıp olabilir. Bunu da mutlaka aklınızda bulundurun diyorum. Ve benim genel olarak anlatacaklarım, kıyaslamalarım bu şekilde. Tabii ki de bunlar biraz daha genel görüşlerdir. Hani özele indiğinizde mesela çok iyi Anadolu liseleri var. Atıyorum Galatasaray Lisesi bir Anadolu lisesi ve bu anlattıklarımızın hepsi o okul için çöptür. Çünkü 2019'da mesela o okulun en üst puanı da 500'dür. En alt puanı da 500'dür. Yani Türkiye'nin birincileri girmiş bu okula demektir bu. Dolayısıyla hani çok da e, özel düşündüğünüzde farklılıklarla karşılaşabilirsiniz. Onu da dipnot olarak düşmek istiyorum. Ama bu videoda ben biraz daha genel durumdan bahsetmek istedim. Çok çok iyi Anadolu liseleri olduğu gibi onlara nazaran iyi olmayan diyelim Anadolu liseleri de mevcut. Bunu bu yüzden çok iyi araştırmalısınız. Ben ben sadece size genel bir çerçeve oluşturmaya çalıştım. Umarım faydalı olabilmiştir. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikte kalın. Hoşçakalın.